Bomba gibi Meriç'im hoş geldin. Hoş bulduk Efe'cim. Asıl sen hoş geldin. Canım arkadaşım. Ve Özge Özel, sen de hoş geldin. Hoş bulduk. Özgemiz hoş geldin. Bu ne güzellik, bu ne hoşluk. Çok incesiniz. Bu nasıl o güzellik sizlere karizma ait. Gerçekten. Bu... Bugün bir diva ağırlıyoruz bu masada diyebilir miyiz? Yani bir nasıl diyeyim? Şey olarak divalık biraz da şeyle de eşleştirilir yani, çok kapris yapar falan değil mi? Divalığın öyle bir tarafı var mı? Diva benim için Bülent Ersoy'dur. Ben iyi bir manada kullandım. Ben de onu söyleyecektim. Bülent Ersoy'dur değil mi diva? Evet. Yani öyle dendi. Megastar Tarkan'dır. Evet. Süperstar Ajda'dır. Diva da Bülent Ersoy'dur. Bülent Ersoy'dur. Safiye Soyman boşta. Safiye Soyman Seda Sayan'ın bestisidir. Evet. Harika bir dostlukları vardır. Kendilerini buradan sevgiyle selamlıyoruz. Dikkat ederseniz ben gözümde gözlükle çıktım bu yayına. Böyle enteresan bir yayınımız. Çünkü baktım bu stüdyoda herkes gözlüğü takan yayın yapıyor. Ben orada yemek yemeye çalışıyorum. Sessizlik diyorlar, bir şey diyorlar, konuşma diyorlar. Bizim konuğumuz geliyor. Konuğumuzu ıkına içeri sokuyoruz. Olsun. Bir durun. Ben de şu gözlüğü takayım gözlerime. Bana gözlüğümü taktırmayın dedi. Uyardı, taktı. Özgeciğim. Bir ağırlığı da var yalnız. Çok ben de bir şu elime koluma bir hakim olmak. Personayla geliyormuş gerçekten. O yüzden sizi artık bu yükten kurtarmaya karar verdim. Ne yaptın be, gözümüzü aldın, tak geri. Biz bir süredir Özgeciğim burada yaşıyoruz, fark etmişsindir. Evet, çok Hasan, Berk, kutu gibi Sencer, bir ev. Kutu gibisi fazla, biz burada yaşıyoruz. Kahve veriyorlar ara sıra. Kahveyle besleniyoruz. Bu perdelerin arkası cammış değil mi? Sizi görmek isteyenler. Aynen. Demin dediler ki 10 dakikadır... Selamlıyoruz böyle insanları. Aynen, 10 dakikadır kayıt yapmadılar. Çiğ kahveyle besliyorlar bizi. Hani burada şey yapmak için. Ya çocuk dedi ki kız arkadaşımla planım var dedi. Belki 3 senedir mi ne kadardır çıkmıyorsa burada. Çığlıklar, yardım çığlıkları. Öyle ya, bıçak kemiğe ya yemin... Her gece yeminler ediyorum. Görüş gönlüne çıkacak. Şimdi bu şaka değil. Hasan az önce burada başka programın kurgusunu yapıyordu. Yanımda laptopla biz de katkıda bulunduk. Boğaç attık seni. Kardeşim sen nereye separatör koyuyorsun? Aslanım benim ya. Bizim yanımızda böyle biz koskoca diva Özge Özel'i ağırlamışız. Arkadaşlar böyle bak kollarım titremeye başladı. Komedinin, göz makyajının ve nail art'ın adresi Özgeciğim. Çok teşekkür ederim. Bir şey söyleyeceğim. Komedi kısmını zaten konuşuruz da ben hiç anlamamama rağmen bu göz makyajı konusunda Özge çok spektaküler hareketler yapıyor değil mi? Yapmasını çok iyi biliyor. Valla renkli eyeliner'ı ben bulmadım ama bir şekilde buldum diyeceksin hayatım. Ben buldum. Renkli eyeliner'ı Türkiye'ye ben getirdim. İşte. Sahneye çıkarken var mı bir şeyin böyle net bunu yaparım? Şuraya işte faça 2 çizgi atıyordum. Artık ondan da sıkıldım gerçi ama atmak gerekiyor galiba artık. Totem gibi bir şey oldu çünkü. Keşke totem demeseydin. Bak Efe ne zaman totem dese o totemler başına yıkılır. Diye Galatasaray şampiyonu oldu. Başka isteklerimiz de vardı ama. Başka ne kazanımlar sağladı? Onlar pek gerçek olmadı. Demek ki tam yapamamışsın. Efendim. Totem söylenmiyormuş işte. Ben onu Meriç'ten öğrendim. Yani, totem tamam, olmasının şeyi o. Tamam, çok fazla kullandık bu kelimeyi. Dur yeter. B planı totemimi hemen. Ya biz beceremiyoruz. Arkadaşlar lafınızı balla böleceğim. Çünkü ben bir süredir kahve içmiyorum. Evet, aynen. Ve Philips Latte Go ile ben bir kahve içmek istiyorum. Bir güzel kahvemizi içelim. Sonra muhabbetimize başlayalım. Özgeciğim ne ikram edelim sana? Ben amerikanonuz varsa alırım. Güzel. Olmaz olur mu? Olmaz olur mu? Meriç'im sen. Ben de bir kafe olay rica edeceğim. Tamam. Ben de şöyle bir sert küçük bir espresso alacağım. Yani 12 farklı seçeneğimiz var. Biz bunları seçtik. Aynen öyle. Buyurun. Yap bakalım şovunu. Arkadaşlar enjoy. Ellerinize sağlık. Afiyet olsun hayatım. Philips Latte Go'muzun ellerine sağlık diyelim. Ellerine sağlık yavrum. Hoş geldin. Hoş bulduk tekrar. Nasılsın? İyiyim, sizleri gördüm daha iyi oldum. Işılsınız valla. Yarın Eskişehir'e gidiyorsun. Yarın mı? Evet, yarın. Değil mi? Şovun var yarın. Bu doğru. Yoğun bir takvimden geçtiğini biliyoruz. Bu doğru, çok teşekkür ederim. Gerçekten bana da sürpriz oluyor. Bir dur kalk. Bir hafta boş, ondan sonraki hafta Eskişehir, Ankara, İzmir falan gibi şeyler oluyor ya. O ritim iyi mi geliyor? Ara böyle bir burnout, ulan dursak falan oluyor mu, yoksa böyle bir işte maç takvimi gibi bir şey dönüşüyor ya bir noktada. Doğru söylüyorsun. Yabancı oldun konuda. Hiç bilmem futbol falan. O ritmin iyi geldiği bir tarafı var mı? Şu an var. Eskiden başka işlerle beraber yürütmeye çalışınca gerçekten kafam yanıyordu da şu an sadece bunu yaptığım için rahat batmasın. Git Özgecim, git işini yap falan oluyor. Yaptıkça açılıyorsun bunu değil mi muhtemelen? Tabii. Yani sen kendindeki şey farkını gözlemleyebiliyor musun mesela objektif olarak? Başladığın günden bugüne hani geriye dönüp bakıp böyle evet ya güzel bir yol geldim evet. diyor musun? Bu her zaman çok duygulu bir şey. Çünkü ilk anılarımdan birisi senin açılışını yaptığım aynen. zamanda. Evet, ben de oradaydım. Aynen. Evet. O günden bugüne gerçekten göz teması kurabilmek, içki içmeden sahneye çıkabilmek. Bunlar çok büyük kazanımlar. Aynen. Kesinlikle öyle. Evet. Yani bizim zaten çok takıntılı olduğumuz bir konu. Yani insan aslında kariyerinde yükselebilir. Yani çeşitli dediği gibi Meriç'in bir tecrübe kazanıyorsun, kilometren oluyor. Ne olursa olsun ilişkilerini dediğin gibi kolaylaşıyor. Evet. İnsanın duruşuna yansıyor. Ama bizim hani seninle özel olarak konuşmak istediğimiz şeylerden biri, bunlar gerçekleşirken inatla kendisi olmaya devam eden birisin sen. Evet. Bundan yapmayan. Yani kendi arayışını, evet. kendi olma arayışını aslında kendini ifade ederek yolda bulan birisin. Yani şimdi çoğu ağlamaya insan... başlasam ya katarsa çevirsem. Dur daha bekle. Evet, bunu bir yere bağlıyor muyduk biz? Biz bunu düşünüyoruz. Dil istedik. Fikirleriniz benim için çok önemli. Çok özeliz biliyoruz. Biz böyle düşünüyoruz. Teras Noir'dan bu haftalık. Hayır yani manyaklarmış. Telefonla da arayıp söyleyebilirdik ama. Bu kadar. Buraya gelmeyi istedik. Böyle. Kahveler, şeyler. Biz böyle düşünüyoruz. Bilin istedik. Aklınıza sağlık. Sezon finaline doğru Teras Noir kafayı yaktı. Yavaştan yaktık. Kafayı yaktık biz de. Yok yani sen bunu nasıl deneyimliyorsun? Nasıl diyeyim şöyle yani. Bu biraz da içgüdüsel yapılan bir şey ama. Evet. Dikkat ettiğim bir şey mi bu? Bir dakika abi, ben böyle biriyim. Ben aslında yine o Özge'yim ve bunlar başıma geliyor. Ekstra bir stratejin, bunu negatif bir yerden söylemiyorum. İçindeki bir şeyi kaybetmemek adına özel bir çaban oluyor mu? Çok, her gün bununla geçiyor ya. Açıkçası hiç doğal akmıyor benim için o süreç. Çünkü genel olarak sahneden önce de yani kendini bulabilmek, kendin olabilmek konusunda bütün hayatın böyle geçiyor zaten. Benim için öyleydi yani. Şu an en yapabildiğim kısım orası gibi gözüküyor ama gerçekten her gün hatırlamam gerekiyor. Bir de yeni bir şey öğrendim. Dikkat eksikliği varmış bende. 35 yaşında öğrendiğim şey oldu. Gerçekten. Aa, öyle mi? Evet. Bugüne kadar nasıl geldin böyle? Üşengeç sanarak kendimi. Biraz gerizekalı hissederek. Estağfurullah. Hayır. Ama gerçekten. Kalkıp gidiyormuş değil mi şu an? Hayır, çok yani insan onu daha erken fark edilen bir şey değil mi o? Şöyle bir ayrım varmış. Çok özür dilerim, böldüm. Onun tam ismi, daha çok yaygın olarak bize gelen ismi hiperaktivite bozukluğu ve dikkat eksikliği ya. Hiperaktivite bozukluğun yoksa dikkat eksikliği de düşüyor gibi oluyor kafanda. Ben yeni öğrendim bunların ikisinin ayrı ayrı da olabileceğini. Ve inanılmaz bir spektrummuş o yani. Peki nasıl öğrendin? Çok yani mahrem bir şey değilse. Yani yok, hayır, bir hafta içinde gerçekten hayat kalitemi yerlere çalan bir takım aksiyonlarda bulundum. İşte uçak kaçırdım 2 kere. İşte yetişemedin yani. Yo, yetiştim. Ben uçağı kaçırdın, hijack ettin. Bir an kafam gitmiş. Wow. Çok küçük şeyler oldu. Bir an bir şey düşünüyordum. Hayat kalitemi yere çalan. İşte Zimbabwe uçağını kaçırdım. Terör saldırıları düzenledim. Ve doktor demiş ki dikkat eksikliğiniz var. Yanlış uçağı kaçırmışım. Başka bir şey düşünüyordum. Bunu açıklayıp bizi de yaktı yani. Biz de gittik yani. Başka? Öyle bak, bir kere havaalanına tam zamanında gittim. Biletime baktım, aynı kapıda, böyle kapının tam karşısında oturdum falan kaçırmamak için. Kapı açıldı, ben bayağı QR kodumu gösterdim, okutuldu. Dediler ki bu uçak İstanbul Havalimanı uçağı, sizin uçağınız Sabiha Gökçen uçağı ve havalimanın öteki tarafında. Ben ağlayarak kapıya koştum, uğurladım uçağı, oturdum böyle, ben geri zeka, çünkü biletin üstüne yazıyor o kapının numarası. Onu görmemişim falan. Kapının numarası derken Sabiha Gökçen'deki kapının numarası yani anlamında mı? Yani benim girmem gereken kapının numarası yazıyor orada. Ben bambaşka olarak. Kapıda beklemişim 2 saat boyunca hırslı bir şekilde. Bu oldu. Sonra işte yemek yakmalar, ütü bırakmalar fişte falan filan derken. Suikast girişimleri. gibi küçük detaylar değil mi? Arada birkaç zayiat da vermiş bulunduk hiç ama. Yani yaşta 35 falan gerçekten terapiste gidip şey dedim. Yani neden oluyor? Ya. Aa, çok iyi. Ama o güzel de bir şey değil mi bir yandan böyle bir şeye oturuyor. Hani nedenini bilmek çok iyi gelmiştir herhalde. Yani tanımlansın zaten. Neden bugüne kadar tanımlanmadı onu da bilmiyorum. Hiç şüphelenmemişim çünkü. Önce kendinin bir semptom böyle bir şey var acaba olabilir mi demen gerekiyor ya karşı tarafla tartışabilmen için. Evet. Bende o yok. Ben zannediyordum işte. Şimdiye kadar dikkatim dağılıyorsa aynen o işi tam da sevmedim galiba. İşte ilgimi çok çekmedi galiba diye bu yaşlara yine iyi gelmişim. Sahnede oluyor muydu bir şey? Sahnede metin belli ya, geçişler falan belli ama mesela bir interaksiyon girdiği zaman çok soruyorlardı bu son bir ayda falan neden işte crowd work yapmıyorsun, seyirciyle konuşsana falan diye. 2 kere denedim, ikisine de blank yani. Ne diyordum falan gibi bir şey oldu yani. Ya da dalıp böyle bambaşka bir muhabbete girin. Yani orada hala bir şov gidiyor. Sen mesela söz vermişsin, soru sormuşsun. Adam cevap veriyor ve ben onu aktif bir şekilde dinlemeye başlıyorum. Saçma sapan bir düşün. Çok iyi ama. Ciddiye alarak. Sonra ne oldu falan. Bir şey soracağım. Şaka yapsana. Peki bir şey soracağım. Hadi bakalım. Evet. Bir dakika bir şey soracağım. Çok mahrem değilse yine. Sen zaten terapiye devam eden bir terapi sürecin vardı. Ama yani niye daha önce yani nasıl anlaşılamayacak bir şey mi bu? Yani o haftaya kadar... ne bileyim ya böyle biraz alerji gibi örneği verdi. Demek evet mi? Yani bunu terapistimle 8 sene sonra konuşmak da çok ilginç oldu. Çünkü düşündüğün zaman kadın düzenli olarak beni haftada bir gün 1 saat hiç dikkatim dağılmadan görüyor orada yani. Takır takır konuşuyorum. Üstüne çalışıyoruz. Herhangi bir işte hayatıma etkileyen bir durum olmuyor falan. Onun açıklaması şu yönde oldu. İşte nasıl alerji 30'undan sonra gelişebilen bir şeyse dikkat eksikliği de birden spektrumun bir tarafına atabiliyor seni. Bir de hakikaten hareketlerinde bir şey olmadığı için değildir diyorsun yani. Doğru. Halbuki çocuklarda o gördüğümüz işte sağa sola koşturma, oturup kalkma durumu yetişkin dikkat eksikliği bozukluğunda düşünceler arasında oluyormuş. Bir de şey de olabilir, yaşam tarzında değiştikçe de abarıyor olabilir. Yani sen onu kamufle edecek bir yaşam tarzın vardır içgüdüsel olarak atıyorum. Ama şimdi sende de mesela çok gidip gelmen, gezmen, çok dikkat etmen şeyler falan çıkınca ortaya zınk diye tespit etmiş olabilir gerçekten. Kesinlikle yani. Hemen çıktı zaten. Yaşam kaliten hakikaten değişti mi peki bu bilgiden sonra? Daha yeni öğrendiğim için henüz bir aksiyon alamadım. Yani en son dün Dağınık Zihin diye bir kitap aldım. Gabor Maten'inmiş. Dur dedim şunu okuyayım ve tabii ki 2. sayfada tahmin edin ne oldu dikkatim dağıldı. Nasıl olacak falan diyorum yani. Allah ama çok paradoksal bir şey bu. Instagram'a koymuşsun değil mi? Elimden bırakamıyorum bu kitabı falan diye. Böyle. Unutmuş orada onu. Başka bir kitap. Evi temizliyor elinde de kitap falan öyle bir şey olabilir yani. İnanılmaz sürükleyici bırakamıyorum. Böyle kitapta da bakıyorum. Bir tane yeni çıkan bir kitap da var. O da çok böyle gördüm. Millet paylaşmıştı falan işte. Çalınan Dikkat diye. Çok güzel. Bu kitap dedim. Böyle aldım şu kalınlıkta bir kitap. Ben böyle... Ama yani biraz çelişkili değil mi falan diyor. Yapsana şunu şöyle incecik okuyalım. Sen de bu değişmiş. Resimli. Tamam yani yayın evlerinde suç bulmaktansa şunu demeye başlamış Özge. Ben de problem var. Ben takip edemiyorum. Yani vay be. İnsanın hayatında bence önemli şey. Yani önemli anlar onlar. Yani şöyle daha doğrusu bence herhangi bir konuda yardıma ihtiyacın olduğunu dürüst bir şekilde kabul etmek paradoksal bir şekilde seni aslında daha güçlü yapıyor. Kesinlikle. Onun dışında ben her şeyi hallederim. Yani bu biraz da yetiştiriliş şeklimizde falan da olabilir. Bilmiyorum yani hepimizde olan bir şey birazcık. O bir melankoli yaratıyor. Mesela benim terapistim de demişti. Farkında olmadığın ve tutmadığın yasların varsa bu kendini bir melankolik kanal olarak gösterir. İnce ince sızıyor içine. Yani senle gelir o. Şöyle bir şeye dönüşmez. Ya tamam bir ara tutarsın o yası. Olmaz. Bir kanal açar. Ve sen kendine durup dururken, için sıkılırken, insanlarla konuşurken, oraya girememişken ve tanımı kullanmış daha hiç unutmuyorum. Suyun içinde gibisin değil mi demişti. Hiç unutmuyorum böyle o yani o seslerin boğuk gelmesi, orada olman ama senin daha ağır hareket etmen içinde falan. Havada asılısın işte. Resmen evet. Ve şey dedim bak, o çok acayipti. Ya ama dedim ben hani sosyalleşiyorum bazen falan. Hayır dedi, seni arada güneşe çıkarıyorlar. Bu kadar. Ne zaman şey oldu ya? Bayağı olmuştu yani. Ah yavrum benim ya. Dili kuvvetli bir terapistmiş. İyidir kendisi. Ben terapiye gelmişim, bana bir de niye Naruto filmi çeviriyorsun orada yani. Bütün metaforlarıyla falan. Bayağı sertmiş gerçekten. İçimdeki rakı, içimdeki su falan. Tutamadığım yaslar. Tutamadığım yaslar. Tutamadığım yaslar çok ağır bir şeymiş ya bu arada. Ama işte biraz düşüneceğim. Abi şey çok acayip geliyor bana yani. Biraz ya bu şimdi bak, bunu böyle söyleyince çok yine melankolik bir yere çekiliyor ama komedi bir yas tutma şekli aslında. Tabii ki. Evet. Kederden çıkan bir şey. Yani kesinlikle. Onu bir şeye dönüştürmek, ya bizim bu yaptığımız da aslında biraz öyle bir şey. Biz kendimizi bir noktada yalnız hissediyormuşuz ki böyle bir şey yapma ihtiyacı duyuyor. Yani aman Allah'ım her şey ne kadar güzel diye bir şey yapmıyorsun yani. Bir de biraz da insanlarla paylaşalım. Komedide hele onu bir şeye dönüştürüyorsun ve o aslında senin insanlara hayatındaki kederli bir şeyle baş etme yolunu onlarla paylaşıyor musun falan gibi bir şey oluyor. Evet, bir de benim için bir de şey var yani, benim gibi hisseden var mı motivasyonu hep anlatırken falan, hani 50 kişi varsa 3 kişi bende de öyle oluyor diyorsa okey, demek ki doğru yerdeyiz falan gibi sağlıyorum. Sağlamasını yapıyorum yani. Öyle bir tarafının da olması değil mi? Biraz şey yani. Ama bu senin tabii yalnız kalma ihtimalin de çok fazla o zaman. Bu motivasyon hani hiç yani ortaklık kuramadığını hissettiğin oluyor mu mesela, böyle hiç sahnede başına geldi mi öyle bir şey? Bir iki tane çok yani çok abartı bir kitleye yani. Hani kapalı bir gruba falan gösteri yapıp gerçekten başka dünyalarda başka hayatlar yaşayan iki profil olarak karşı karşıya geldiğim oldu. Çünkü yani. Çünkü intim bir şeyden bahsediyorsun. Tabii yani. Bir kere oldu bu çok büyük derecede yani hiç kimse çıtını çıkarmadı böyle. En kötü kabuslar gibiydi böyle. Evet, yarım saat boyunca sadece kendi sesimi duyarak ve belli belirsiz karanlık içindeki yüzleri görerek böyle bir yarım saat geçirdim ve yani Cen'in halinde bütün 2 günüm geçti gerçekten. Ben bu işi neden yapıyorum, neden falan. Ya bir de şey demek istiyorsun ve diyemiyorsun. Demek istiyorsun ya ama diyemiyorsun onu tabii yani, istiyorsun bence. Ben size hep söylüyorum, ne kadar komedyenle karşılaşırsam bence birini güldürmek için bir yere çağırmak kadar zor bir şey olamaz. Yani iddiaya bakıyorum. Çok saçma abi. Çok saçma. Sizi güldüreceğim. Böyle. Ortada hiçbir reel sebep yokken, hiç gereği de yokken hani bu hani öyle bu bir... Bu akşam ne yapalım? Sizi güldüreceğim ya falan. Ve şey de diyorsun ya, o da bana çok komik geliyor. Hani anlattım dinlemediniz. Size biraz loş bir ortam yapacağım. Biraz da alkol üstüme vereceğim. Üstüme spot koyacağım. Sizi de içireceğim. Dinleyeceksiniz beni. Yani. İnanılmaz bir şey. Yani anlattım dinlemedinizden kastın neydi? Genel hayat. Keder kısmı işte. Bence o biraz öyle. Yani mesela abi Chris Evans stand up yapmaz bence. Gerek duymaz. Kim? Chris Evans. Kaptan Amerika. Ha. Yani ne diyecek? Bakın ne kadar mükemmelim diye stand-up. Vardı onda bir derdi be Efe. Vardı. Tak gözlüğü be. Belki de anonim podcast kaydediyordur efendim, yani bilemeyiz. Belki eve gidip içip ağlıyor evde. Chris Evans. Olamaz mı kardeşim? Chris Evans'la 90 dakika. Yuviş kardeşim aynen. Kim istemez ki? Şeyin adı bu. Neden olmasın yani? Abi Chris Evans ya öyle bir podcast yapsa evet, oraya talep olur. Dinleyen de şeyde ama senin derdin. Yani komik olmasa da güleriz ki. Talep komedisine olmaz yani. Evet yani hani. Başka ben Chris Evans'ı değilimdir. Senlik değil. Evet. Hiç benlik değil. Kaptan Amerika'yı da pek sevmem. Bu konuda eleştirildiğim de oldu Özgeciğim. Ben seninle aynı sayfadayım. Ben Iron Man'ciyimdir. Ben de Iron Man'ciyimdir. Sen Efe'cim sen Batman'ciydin zaten. Batman'ci, örümcek adamcı. Aynen. Ama şeyden. Çok bıçak üstünde yürüyordu. Ayınız kutlu olsun. Tek potada erittik her şeyi. Çok iyi oldu. Ya ben bunu artık anlatmanın vakti geldiğini düşünüyorum. Allah Allah. Hadi bakalım. Heyecanla bekliyorum. Meriç bunu anlat. Yani bunu bence bilmem. Ben mi varım bu hikayede? Yok hayır ama paylaşmak istiyorum. Allah Allah. Allah'ım. Heyecanlandım. Bir dakika, beklentim aşırı yükseldi. Yok. Ne anlatacaksın? Seks hikayesi. Ya o her zaman anlattığım şey. Kulak kesildim. Gelinimizi arıyoruz bu gelinimizi arada. Gelinimizi arıyoruz. Özür, sen de söyler misin? Nerede gelinimizi arıyoruz? Şu kendi kamerana. Bu arada mesaj kutumda. At Berk. Mesaj kutumda gelin adaylarından mesajlar görüyorum. Bana atmayın. Bence direkt Efe'ye at. Baksanıza ne kadar ihtiyacı var. Bir kısmı güzeldi bence. Biz hep söyleriz. Everything, everywhere, all at once budur. Biz bir turneye gittik. 5-6 komedyen. Ve orada da selam olsun buradan Caner Dağlı arkadaşımız, evet. Özge. Ben aynı evde kalıyoruz. Tamam mı? Muhteşem bir şehir. İzmir. Tamam. Çok güzel mutluyuz. Güzel İzmir'imize saygınızla gittiniz. Güzel İzmir'imizin sanayi mahallesindeyiz. Tamam. Aynen. Daha da güzel. Bugünkü gibi. Daha böyle bizim gittik. Alışkın olduğumuz yerler bunlar. Evet. İçkileri aldık, içki aldık, içeceğiz. Televizyonu açtık. İzmir'de 40 kişi içki zehirlenmesinden hastaneye kaldırılmış. Tamam. Eyvah. Zaten o bir şey var. Neyse, kalabalık bir ekip var Mero. Ve şu bizim odaya çok gelen giden oluyor. Evet. Yani bizim odada toplanıyor. Bir çekim merkezi oldu bizim oda. Peki. Çok eğleniliyor falan filan. Ondan sonracığıma böyle bir durum var yani. Ve biz Özge'yle hemen bu işi ele aldık işte. Şunlar geliyor, şunu alalım işte, içki alınacak, biz alıyoruz, kuru yemiş alınacak, organize ediyoruz falan. Caner de hiçbir şey yapmıyor, tamam mı? Tamam. Oturuyor. Ama Caner de oturmasıyla ünlüdür. Evet. Tamam peki. Durur yani. Tamam. Abi böyle bir ortam, tamam mı? Neyse bir şov yapıldı, ikinci gece galiba. Tabii, evet. Yine herkes bize geliyor, tamam mı? Biz çıktık şovlardan, bize gelecekler. Şöyle bir şey. Özge geliyor, ben Caner'le evdeyim. Ondan sonra beni aradı, dedi ki ya ben bir şeyler aldım. Sen de çık bir şeyler daha alalım falan dedi. Ben ama çok böyle analitik bir şekilde hani şu durumdayım. Onu alacağız. Bu ne al, onu da aldım tamam falan, buyum yani. O sırada Caner koltukta yatıyor. Caner ben dedim almaya gidiyorum bu alınacak şeyleri falan. Çıktım, Caner'e baktım. Caner bana şöyle dedi. Efe be dedi, bana dedi bir tane portakal alır mısın? Tamam mı? Şimdi ben o sırada şuyum ya, her şeyi kontrol etmeye çalışıyorum. O sırada şunları düşünüyorum. Çakmak alacağım, 2 damacana su, biraz tuzlu bir şey bilmem ne ve araya böyle bir tane portakal yuvarlanan yedim. Bir adet portakal. Yine. Caner'e şöyle dedim. Caner emin misin? Caner o kadar bozuldu ki. Ulan dedi bir tane portakal istedim. Demiyorsun ki buraya portakal halı yığarım. Çünkü onun gözünde ben bir sürü şey alıp Caner'in bir portakalına esirgeyen bir adam. Emin misin yani? Bu arada ben de böyle yorumladım. Caner'e hak veriyorum bu hikayede. Biz o gün bugündür yani hep böyle portakal. Çocuğun bir portakalına. Almadınız mı? Aldık kilolarca. Aldık, yıldık. Oh çok şükür. Rahatladım. Ya onun tabii oradaki reaksiyonunu ben hiç unutmuyorum yani. O kendisine söz hakkı doğdu bu noktada. Caner Dağlı'ya söz hakkı doğdu. Caner Dağlı da tutamadığı yasları portakal üzerinden o gün hepimizin üstüne boca etmedi mi peki? Etti mi? Etti vallahi. Hakkı. Tabii canım diyor, ben bir sürü şey içiyorum. Peki ben bir şey daha çok dikkatimi çekti ve merak ettim açıkçası. Tabii. Sen bu güzel hikayeyi ama yani hani güzel ama sizin için çok özel bir hikayeyi anlatmak için neden bu kadar izin alıp bunu anlatmam lazım falan dedin? Ben ona tutuldum birazcık. Bunu sormak sana düşerdi. Ben söylesem ayıp olurdu biraz. Gerçekten bir tek bizim güldüğümüzde bir anıydı ya be efendim. Bunu birbirimize o kadar anlattık, ben sıkıldım artık. Yani biraz da biz sıkılalım mı dedim. Beğenmediyse asla. Like atın ama gitmeyin. Portakal hikayesini beğendiniz mi? Time koda yazsınlar. Portakal hikayesi. Orada atlatılabilirler. En çok izlenen yer olacak. Orasıymış. Çıldırıyormuş değil mi böyle? Hiç adımız sanımız yok. Caner böyle New York'a davetler alıyor falan. Caner altın portakal mı alıyor? Altın portakala uzanan yol. Bu muydu be yolunda? Altın portakala uzanan. Yani. Gerçek portakaldan çıkılan bu yolda. Ben de bugün portakal yedim. İyi ki anlattın. Evet ya. Hmm. Ne yedin? Bugün portakal yedim. Ay, hiç de mevsimi değil. Hadi evet, bakalım biraz. Evet. Evet. Şimdi bitti. Tükendim. Bir dakika notlarıma bakıyorum bu sırada hemen. Tabii. Bu da bakın bu da arkadaşlar bu orijinal amel defteridir. Evet. Bilen bilir. Bilen bilir. Bizim 1. programımız yani bu 2018 vardı. Yılında ilk kaydettiğimiz Teras Noir podcast'indeki amel defteri işte bu. Bu da aynı portakal hikayesi kadar. Gereksiz ve kimseyi ilgilendirmiyor. Kardeşim benim portakal hikayeme... Portakal hikayesi nasıl gereksiz olabilir? Çok ya? Gerekliydi. Bizim için gerekliydi. Ben çok eğlenerek dinledim. Burada sizi bulmuşum. 2 usta komedyen yan yana gelip anlattıkları hikayeye bak. Bu çıktı yani. Portakal aldık. Caner de dedi ki. İnanabiliyor musun? İzmir'de. Türkiye komedisi nereye gidiyor ya? Size ne emanet? Millet turne bile New York, Los Angeles falan anlatır. İzmir'de bir evde. Kayıp Eşya Bürosu devam ediyor. Evet, edebildiğim takdirde ediyor. Peki orada bir şey mi? Ben de sıfır bilmiyorum. Bir orada yani yazmadan önce ya da perform etmeden önce falan bir nasıl? Yani şuradan soruyorum. Ya abi bana böyle bir oyunda oynuyorduk, tamam mı? Hı-hı. Müzikal işte Ferhanlarla Peredeki Hayalet'te. Müzikal yani ben böyle bir noktasında şey demiştim. Ulan bu ne kadar zor bir şey ya demiştim, tamam mı? Ve sonraki birkaç oyun berbat geçmişti. Çünkü kendimi gereksiz yere bir farkındalığa sokmuşum yani. Ne müzikalden? Evet yani oyunun ne kadar zor olduğunu. Sen şarkı söylüyor muydun o müzikalde? Hani onu ben düşünmemişim öyle. Kendime onu söyleyince bir anda... Aldın keyif sıfırlandı. Ya evet bir süre toplayamamıştım mesela. O tarz bir şey oluyor mu mesela? Yaşıyor musun? Yaşıyorum. Bir de tek başına olduğum için mesela her seferinde şey diyorum mesela, yazıyorum bir şey. Bu hafta işte bu bölüm ne anlatacağım, ne anlatmak istiyorum. Sonra iç ses şey diyor işte. Yani gerek var mı sence? İnsanların bunu dinlemeye ihtiyacı var mı sence? Gerek falan var ve insanların dinlemeye ihtiyacı var bu arada. Ben tabii kesinlikle. İşte bunu sürekli böyle bir diyalog oluyor her bölüm başında. Onu tamamen yani yok sayıp devam etmek gerekiyor kesinlikle. Bunu zaten bildiğini tahmin ediyorum ama ben yine de söylemek istedim. Çok teşekkür ederim. Dışarıdan birisinin söylemesi her zaman işe yarıyor gerçekten. Yorumlara yazın. Portakal hikayesi, Kayıp Eşya Bürosu, gelinimizi arıyoruz. Bu kadar, başka da bir isteğimiz yok. Evet. Yani. Yeterli zaten bence. Daha ne isteyelim ya? Bir de İBAN'ımı ben şimdi... Yanlış anlamayın, benim çeyizim için yani. Vereceğe gelecek. Altın takacağım Efe'ye de. Ya peki şunu da bence konuşabiliriz yani. Ne olursa olsun abi, bu çok geyik oldu ve sana binlerce programda muhtemelen sorulmuştur ama... Son işte bizim de bir şekilde hepimizin parçası olduğu... Bu stand-up kültüründeki patlama, filizlenme diyebileceğimiz olayında çok önemli bir yerinde duruyorsun aslında. Galiba öyle denk geldi, evet. O ya şu an sence nasıl bir yerde falan gibi bir şey sormayacağım ama sen mesela yani... Keşke öyle bir şey sorsan. Peki kadın komedyen olmak. Oraya getiriyorum. Kadın belli komedyen. Girişinden zaten uzattı lastikten girdi portakallar çıktı. Orada... Yani o nasıl hissettiriyor sana? Bence önemli bir şeyin bir parçası. Yani bu her sanatçıya, performera, sahneye çıkana iyi gelir yani. Çok güzel anlatıyorsun. Bu sana nasıl hissettiriyor? Geriye dönüp baktığında hani Meriç de sordu ya, Özge'ye geri dönüp bakıyorsun. Ve bence ileride tarihi olarak geçebilecek bir sürecinde bir yerinde duruyorsun. Evet. O nasıl hissettiriyor sana? Yani valla kendi kendimden... beklentilerimi ayıklamaya çalışıyorum işte. Nasıl yani? Yani mesela bir şey bir şekilde mesela çıkış noktamızı işte dediğin gibi anlatmak istediğimiz bir şeyi komik bir forma sokup onu insanlarla paylaşmak ve paydaş insanları bulmaktı. Bulduk, çok güzel. Şimdi bundan sonrası artık hani birazcık kişisellikten çıkıp yani yaptığın işte kendi arana mesafe koyman gerekiyor ya. Kırılganlığın azalsın. Biraz profesyonel açıdan bak. İşte o bir materyal, orası bir sahne. Sen de bir işte orada stand-up sanatçısısın falan gibi böyle bu tanımlar ufak ufak başlayınca yükselişiyle de tabii ki olayın artık yani yapmam gereken başka bir şeyler var ve onların yanına acaba tik mi koymam gerekiyor gibi bir jungle, bir de zaten okulu yok, bir şey yok. Sürekli sağa sola bakıp kendi kafamda düşünüp nereye ilerleyeceğimi şu an bilemediğim bir noktadayım mesela. Çok bilinebilen bir şey mi peki sizce bu? Bence çok bilinebilen bir şey de değil, değil mi? Doğru söylüyorsun. Yani yaptıkça çok öğrenilen kişisel bir süreç ilerliyor ama mesela yurt dışındaki örneklere baktığın zaman da burada da işte yavaş yavaş yapıyorlar artık onu. Yani bir materyal yazıyorsun bir saat, onu performe ediyorsun, sonra onu perform ederken başka bir saati inşa ediyorsun, onu yayınlıyorsun, oradan aldığın dalgayla ikinciyi. Ya böyle bir zincirleme bir durum var. İşlemesi için de bunun uygun olduğu söyleniyor. Böyle görüyoruz. İşte hatta en son seninle de konuşmuştuk ya. Ama mesela şu an benim içimde böyle bir itki yok yani. Bunu hem onu perform edip hem yeni bir şey yazma konusunda kendimde gücü bulamıyorum ya da işte o malzemeyi bulamıyorum. Ya da belki onu tüketince belki yeni bir şey. Evet. Ve böyle bir şey söylediğinde belki de karşında şey de yok. Aa evet bende de öyle olmuştu diyen kimse de olmadığı için sürekli bir kafa sesinle nereye gitsem, ne yapsam diye ilerlemeye çalışıyorsun. Aslında işte kendine geri dönüp baktığın noktayı o yüzden sürekli hatırlamaya çalışıyorum. Yani başlarken de bir şey bilmiyordun. Etrafında da kimse yoktu. Bir şekilde böyle gelişti. Senin yolun başkasıyla kesişmeyebilir, benzemeyebilir falan diye sürekli böyle bir şefkat gösterme çabası kendine yani. Güzel bir şey bu aslında. Bunu öğrenmek de güzel bir şey. Bence yaşamsal, yani yaşamdaki yolculuğun önemli bir kısmı zaten kendine şefkat göstermeyi öğrenmek. Mesleki olarak da, kişisel olarak da, yani düşe kalka bütün işler aşağı yukarı öyle yapılıyor zaten. Ama yani çok yorucu değil mi ya bir şeyi sevmek? Ama bunu zaten sevdiğin bir şeyi bir şeyi göze alarak yapmaya başlıyorsan o kaçınılmaz yani gibi geliyor bana, bilmiyorum. Ama tabii dayağında daha büyük oluyor yani. Ben Aynen. Kendi kendini dövdüğün için çok önemli bir ölçüde. Başkaları da dövüyor tabii onu, tabii. O hariç yani. Sen zaten kendi kendini sürekli dövdüğün için haliyle bedeli daha yani oluyor. Kesinlikle yapmaya ve sevmeye değer bir şey insanın hayatının dengesini bozuyor. Evet. Ya bu bir gerçek. Ve yeni bir şey. Yani bu bizim sonradan öğrendiğimiz bir şey. İşte hayatımızda ne kadardır var? Son 3-4 senedir var yani benim hayatımda. Ve bundan sonra olacağı da çok belli. Ama mesela bunun varsayımıyla da bu beni özgürleştirmiyor. Yani ben artık hayatımın sonuna kadar bu işi artık yapıyorum falan dediğim zaman mesela gözüm ister istemez başka bir şey arıyor. Yok ya başka bir şey yapayım falan oluyorum. Ben Efe'nin nasıl başladığını biliyorum ama senin nasıl başladığını bilmiyorum. Sen stand-up komedyeni olmak mı istiyordun hep, ya da bu nasıl bir mecburiyetten attın kendini sahneye? Hiç öyle bir fikrim yoktu açıkçası. Tamamen şeyden böyle bazen öyle anlar olur ya. Bir arkadaşım, başka çevreden başka bir arkadaşım, öteki çevreden başka bir arkadaşım, birbirinden bağımsız, birbirini tanımayan insanlar bana böyle birer hafta arayla sen aslında stand-up mı yapsan falan gibi şeyler söylemeye başladılar. Benim de hiçbir fikrim yok yani, izleyicisiyim okey ama hani hiç böyle canlandırmamışım kafamda da kendimi falan. Böyle bir planım da yok, isteğim de yok. Sonra işte bir arkadaşım Güriz, Güriz'cim... bayağı böyle ince ince işledi. İşte Mrs. Maisel diye bir dizi çıkmış. Bir baksana çok güzel falan. Onu arkadan iteledi. Son sezonu yayınlanıyor. Evet, izledim onu da. Çok son sezonu bayağı yani ben sevdim, bilmiyorum. Bir şey soracağım. Çok önemli, lafını bölüyorum ama bu son yayınlanan bölüm final bölümü müydü? Evet. Kaç bölüm yani final sezonu? 10 galiba. Ha tamam, ben o 5 bölüm izledim de o yüzden. 10 tamam. Bölüm diye hatırlıyorum. Sonra birazcık beni de tanımanın etkisiyle herhalde bayağı deadline verdi. Bana dedi ki işte doğum günümde bana yarım saat stand-up yapar mısın? Hediye olarak bunu istiyorum senden dedi. Harikaymış. Ne güzel. Bayağı doğum gününde kendi onun evinin salonunda 6-7 arkadaşımızın karşısında ben tabii ki kafam 1 milyon şekilde anlattığım şeyleri ve kaydetmiş. Berbat bir kayıt gerçekten. İnanılmaz cringe bir video. Ben hatırlamıyorum abi şeyi. İlk 7 dakika mı? Ay keşke ben çekseydim seni. Sen anlatıyordun ama BKM'ye çıktım ve inmem bir oldu falan gibi bir şey anlattın. Evet hatırlamıyorum. Yani o değil dediğinde ben onda vardım. O ilk çıktığım değil benim. Aynen, bir önceki. Gizli gizli mi çıktın bizden? Gizli gizli çıkmıştım. Pardon lütfen. Hani dedin ya ben de öyle yani. Sadece hani first person oyunlarda olur ya. Evet, yani onu ilk defa deneyimlemişim. Mikrofon yani. Şu görüntüyü ilk defa gördüm hayatımda. Kendinizi komik buluyor musunuz? Sizce şakalarınız komik mi sahnedeki? Evet. Komik bence de. Peki ama gülmek yani geliyor mu hiç? Ya gülüyorsunuz da gerçi de zaten. Ya ben bazen kendi kendime gülerim ve tutamam falan diye düşünürüm yani. Abi ama bak sen şimdi stand-up yapmıyorsun ama sen komik bir insansın. Yani yapamam ama. Ha? Yapamam yani. Benim açılışımı yapmaz mısın bir kere? Ya onu mecbur yapacağız. Ya bazen tepkileri çok komik oluyor insana. Ben ona gülüyorum hakikaten. Çok komik. Ya bir gün oldu abi. En son şöyle bir şey dedi biri. Unutma lafını ne olur. Sevgilin var mı dedim birine. Askerden geldim abi dedi. Ya bu soruya verilecek cevapların ilk 5'ine bile girmiyor ve dedim ki ne demek istiyorsun? Sizi burada mi demek istiyorsun dedim yani. Açık konuş yani. Yok, çok fenayım abi. Buna nasıl gülmeyeceksin abi? Gerçekten badileriyle gelmiş askerden. Herif beni izlemeye değil, kız düşürmeye gelmiş yani. Çok belli. Orayı bir bar gibi kullanıyor. Mesela bu çok komikti bence yani. Evet, komik. Ya bence sahnede gülünce zaten oluyorsun hani. Sen sahnede eğleniyorsun. Seyirci senin eğlendiğini görünce daha da etkileniyor yani. Bence. Seninle beraber ilerliyor. Sahnede rahat insan görmek istiyoruz bir kere öncelikle. Kesinlikle. Kamu spotu gibi. Söyle kameraya. Evet, sahnede rahat insan görmek istiyoruz sahnede. Kasılacaksanız, gerilecekseniz hiç çıkmayın. Yallah podcast. Meriç Aral'a gözlüğü taktırmayın. Gelir gözlüğe Sabiha Gökçen gibi oturur önde, gıkınız çıkmaz hiç. Ben bazen evde de gözlükle duruyorum. Ciddi misin? Evet. Tek başınayken. Evet. Hoşuma gidiyor. Ya gerçekten bir bağımsız Fransız filmi karakteri ya. Yani. Gerçekten öyle yani. Bir de bir ev rutini falan var, ben onu biliyorum bazen. Yani çok bu sabah muhteşem. Yapamadım o rutini işte. Çok dengem bozuldu. Ay çok fena oldum vallahi billahi. Ne gibi şeyler var mesela işte? Ya kremlenmek. Bunu, ya hayır şey bunu mi? Ben önce anlatsana, ayrıca anlatırım şimdi. Tabii. Tekrar burada şey yapmayayım. Uzun anlattım. Gerçekten bir bölüm uzun anlatıyor. Bayağı uzun sürüyor Özgeciğim, yoksa özetlerdim de. Özgeciğim bu Meriç'in dediği gibi bir kariyeristik bir şeyle karar verilen bir şey olmuyor. Ben o dediğine katılıyorum bu arada. Yani şimdi de şu. Ya zaten böyle bir kararı kim nasıl verebilir ya? Gerçekten. Böyle bir karar verebilirsin hayatında. Veremem. Tek başıma çıkacağım ve o kadar çok kötü bir saat karar. Konuşacağım. Çok kötü bir karar. Size kötü bir haberim var. Bu arada vay. Kurmak istiyorum. Neden ya? Yani bunu benden duyun istedim. Dost acı söyler yani ve gerçekten. İnanılmaz ya. Oğlum bu kamera bizi çekiyor değil mi? Hiç bana bakmıyor gibi geliyor bu kamera. Ha bu ne peki? Genel mi bu? Valla şurayı çekiyor falan gibi. O kadar korktu ki ben hiç yokum gibi. Elin kolum giriyor sadece. Çünkü bazen mesela buradan genel çekiyorlar. Efe'yi zoomlayıp öyle koyuyorlar aradaki şey. Geçen bölümde de böyle Meriç yorumlara yazın diyor. Bana bir el giriyor böyle. Arkadaşlar sizler için teraslar kamera arkasını çekmeye başladı. Aynen. Son 2 bölümümüze giriş yaptığımız için artık bütün illegal detayları görmeye hak kazandığınızı düşündük. Ben bu arada Sencer konusunda çok meraklanmaya başladım. Sesi de... Sencer iyisin değil mi? Siz nasılsınız? Projeksiyon yaptı, demek ki iyi değil. Cevap vermedi. Beni sormayın. İtirimle görüşelim. Çıkışa mı çağırıyorsun? Saçlarını yani? Kesmiş falan diye düşse. Bir çıkıyor, kel çıkıyor. Yoğulmuş full sıcak. Sıcak gelmiş. Evet. Ben diyorum ki buraya bir UFO koyalım. Yeteri kadar sıcak olmadı. Tabii. Sen gömleğini çıkarsana. Bu kamera arkasında bu gelinimizi arıyoruz. Gelinimizi Meriç'in IBAN'ına belli bir miktar atıyorsunuz. Biz bunu falan iyice karıştırdık. Madem OnlyFans kapandı abi bakalım. Efe Tunçer üstsüz. Nasıl yayınlayacağız? Yorumlara yazın. Aman sakın yazmayın böyle bir şey. Dedim yorum da olacak burası şimdi kesin. İnşallah Bartu izlemez bu bölümü. Bartu inşallah bu bölümü izlemez. Yani inşallah izlemez ya. Of. Bak şöyle bir bakış. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Suyunuzu için çok işe yarıyor. Aa, hakikaten. İnanılmaz surat ifadesi, böyle sıcakla mücadele. Şöyle bir şey gördüm bak. En son bu kadar hangi bölümde sıcakladık bilmiyorum. Galiba Bora bölümünde bir fenalaşmıştık. Bir de Özgeciğimize fenalaştık. Kıştı bir de. Bir de çıkıyoruz, dışarısı da sıcak. Neyse. Vallahi yavaştan toparlayayım. Hayır. Daha çok erken. Kaç dakika oldu ki? 5 falan. Vay be. Yok da bitirelim. Toparlarız. Şey, şunu diyecektim. Bu dediğin gibi karar verilemeyen bir şey ama şu an seni artık hani kariyeristik olarak, duygusal olarak yazacağın, çizeceğin, konuşacağın şeylerin seni ittiğini hissettiğin bir yer var mı? Evet. Yani sanki ilgini çeken, daha girmek istediğin, araştırmak istediğin alanlar, öyle bir projeksiyonu oluyor mu zihninde? İşte onu bekliyorum açıkçası. Çünkü boş durmak sanki tembellik gibi oturmuş kafamda ama hani gerçekten de şu an hiçbir şey ilgimi çekemiyor yani. Dolayısıyla hiçbir şey yazamıyorum. Bunda da yine işte beni rahatlatan şey dikkatimin eksik olduğunu söyleyip kendimi sakinleştiriyorum. Şu an hiçbir şey ilgini çekemez zaten. Çekse bile yani 5 saniye falan bakabiliyorsun o tarafa falan diye. Ama onun olması gerektiğine dair yüksek bir beklentim var. Hadi ne çekecek ilgimi? Ne yazacağım? Boş durmadan da ama bazı şeyler çıkmıyor değil mi? Yani özellikle yaratıcı ve hani bir şey yazıyorsan, çiziyorsan falan bir noktada biraz boş durman da gerekiyor gibi. Emre Günsal söylemişti bunu bana. Böyle boş durduğunda kendi kendini yargıladığın daha fazla ses çıkıyor ya kafanda. O şey demiş ya, iyi güzel bir süreç yani, biraz sıkılman gerekiyor zaten. Sıkılmadan tak deyip de yazmaya başlayamazsın falan diye o söylemişti. Doğru bence. Doğru. Ben de öyle düşünüyorum. Yani bir şeylere yine biraz dertlenmen gerekiyor aslında. Evet. Ve sonuçta hayatı da yaşaman gerekiyor yani, oturduğun yerde ona bakayım, tespit şakası yapayım falan, böyle bir şey de olamaz ya. Evet, peki yeni sizce bir gerçekten mesela artık böyle belli bir yaşın üstündeki ve gerçekten çok zengin olmuş komedyenlerin hala yaratıcı kalması kalabiliyorlar mı ya da nasıl kalabiliyorlar sizce? Ben gerçekten bunu soracaktım. Tam olarak bunu soracaktım. Bilmiyorum yani, bana bu çok enteresan geliyor. Yani çok az ya, zaten bu arada o top tier'a elene çok azı kalıyor bence. Evet kesinlikle. Benim bildiğim kadarıyla mesela Seinfeld özelinde Seinfeld'in hayatını çok basit tutmaya çalıştığını biliyorum mutlaka ve mutlaka. Yani böyle hani çok sosyalleşmek değil de public bir figür haline gelmemek için uğraşıyor. Hani hala böyle oturup bir şeyleri izleyip not alabilecek bir yerde kendini tuttuğunu biliyorum. Tutmaya çalıştığını biliyorum. Chappelle mesela Nashville'de yaşıyor. Chappelle evet inanılmaz. O da çok şey bir hayat yaşıyor değil mi ya? Daha tabii. Nispeten küçük bir hayat yaşıyor. Abi çünkü bence yani öbür türlü dediğin gibi biraz bir şey üretip bir şey yazmaktansa abi onunla connection, bununla ona gebelik, sürekli bir şeyler gebe haline geldiğinde evet, bir networker haline geliyorsun. Halbuki komedyen ya bana da mesela şey Deniz demişti onu ya unutmuyorum. Alnı temiz böyle ben de bir dertliydim bir konuda. Ve biraz da böyle kurmaya çalıştığım ilişkilerle ilgili. Yani işte bir yandan yapıyorum bir yandan ama bir yerden işte bir de reklamı da mı olsa işin falan. Şöyle bir şey demişti ve hiç unutmuyorum onu. Dedi ki sen zaten diyen adamsın. Bunları düşünmemen gerekiyor. Sen zaten şunu demiş birisi. Komedyen şudur. Sizin bu kurduğunuz düzen bana zaten uymadı. Ve ben o yüzden bunun böyle olması gerektiğini düşündüğüm için çıkıp bunları anlatıyorum. Biraz o mindset'i kaybettiğin zaman sanki ve bu tehlike her zaman var. Bence burada oyunculukta da var. Var yani tabii ki. Evet doğru. Sanatın olduğu her alanda şu var. Sen bir şeyle de bunu hamasi bir yerden söylemiyorum ama baş kaldıran bir tarafın var senin. Vardı. Onu hep hatırlaman gerekiyor. Aynen. Yani ürettiğin her şey şunu demektir abi. Ben bunları kabul etmiyorum. Bence bu. İddiasını taşır insan ürettiği her şey. Bence. Doğru. Çok doğru, güzel anlattın. Gerçekten doğru. Bravo. Delirdik. Birbirini alkışlıyor. Odada Sencer de alkışlıyor. Sencer ses ver. Ayakta alkışladım. Ayakta alkışladım. Valla... var mı eklemek istediğiniz? Vardı biliyor musun? Ha var. Vardı biliyor musun? Sen Dubai'de de bir şovun oldu. Evet. Doğru muyum? Evet. Bu benim çok ilgimi çekmişti. Nasıl geçti? Çok güzeldi. Teşekkür ederim. Aynen. Arkadaşlar ben de yorum yapmayı unutmayın. Gelinimizi arıyoruz. Özge Özel. Özge. Hadi bay bay.